Aslım. Benimle evlenir misin? Ben inanamıyorum. İnan. İlk karşılaştığımız andan beri biliyordum. Hayatıma girip orada kalacağını biliyordum. İyi ki girdin hayatıma. Tüm hırçınlıklarınla, bağırmalarınla, gülüşünle. İyi ki. Hep benimle kal, olur mu? Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Hemen cevap vermek zorunda değilsin. Beklemiyordun. Şaşırdım, biliyorum. Ama ben bekleyeceğim. Sabırla bekleyeceğim. Ozan Yıldırım'ın pansumanı yapılırken durumu gayet iyiydi, değil mi? Evet hocam. Biz de bir terslik olabileceğinden şüphelenmemiştik zaten. Testleri yeniden yapalım. Bir yanlışlık olabilir. Hastaya haber vermeden önce emin olmamız lazım. Ölümcül bir durumla karşı karşıyayız. Tabii hocam. Anne. Sen geç biraz dinlen hadi. Bu gece ben beklerim başında. Rahat uyu, olur mu? Gece başını yastığa koyduğunda gözyaşların akmasın artık. Sessiz sessiz ağlama. Bana her baktığında için titremesin. Bundan sonra üzülmek yok. Acı çekmek yok. Bizim hayatımızı çalanlar bunun bedelini hayatlarıyla ödeyecekler. Artık sen değil. O jüri de ağlayacak. Annem, sen şimdi bunları düşünmüyor musun? Ozan benim hayatımı çaldı. Çoktan ölmeyi hak etti. Onun azraili ben olacağım. Şimdi son saatlerini yaşıyor. Ama onun ölümü benim yeniden doğumum olacak. Hiç kimsenin ellerini tutmadım. Gözlerine bakmadım. Biz şimdi... Sevgilim sen. Sevgilim. Yüreğimin sahibi. Biz seninle hiç ayrılmayacağız. Derdimizi de, sevincimizi de birlikte yaşayacağız.
Bu el var ya, ben bu güzelliği asla bırakmayacağım. Hediye. Eksiğiniz çok ama. Çaysız da olmaz dedim. Artık bir yorgunluk çayı yaparsın bununla. Niye zahmet ettin ablacığım? Ay çok teşekkür ederim. Ama zaten evinden bir sürü şey getirmiştin. Aman onlar bir şey mi canım? Ben daha sana neler alırım. Ama şöyle iyice bir yerleşin, evin eksiği falan ortaya çıksın. Kız pek şirin bir ev oldu burası ha. Hediye bana kalsa ben seni hiç bırakmazdım vallahi biliyorsun. Ama işte ev ev üstünde de olmuyor. Onu da anlıyorum yani. Neyse bak yakın yerden tuttuk. Ben böyle arada bir çıkarım çay içmeye gelirim sana. Ne demek ablacığım, başımın üstünde yerin var. Ah ablacığım, ama ben senin hakkını öyle çayla çorbayla ödeyemem ki. Ay tamam Hediye, başlama yine ha. Ağlayacağız şimdi. Şöyle oturup iki lafın belini kıramayacağız. Bana bak, Aslım gelmedi mi daha? Ya Ozan'la gittiler onlar. Ben de onay verdim ama böyle çıkıp çıkıp gezmeler nasıl olacak bilmiyorum ki. Kız onay vermesen ne olacak ha? Gezmeseler burada oturacak, elinde telefon çat 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 yazışacaklar. Kendi burada olacak, aklı oğlanda kalacak. Ah Hediye, biz bunlara nasıl alışacağız vallahi hiç bilmiyorum. Neyse. Hadi yeni çaydanlığımızla ilk çayımızı demleyelim. Gel mutfağa gösterin. Çok güzel bir gündü. Hiç bitmeseydi. Keşke hep yanımda kalsan. Hep böyle gözlerine baksam. Ne yapıyorsun? Ya annem görürse çok ayıp olur. Yarına kadar görüşemeyeceğiz. Ama ben şimdiden özlemeye başladım. Ben seni hiç özlemeyeceğim. Niye? Çünkü hep aklımda olacaksın. Gece yatağa yattığımda da rüyama gireceksin. Gece boyunca yüzünü göreceğim. Hiç ayrılmayacağız. O zaman bir anlaşma yapalım. Saat tam 12'de ikimiz de gözlerimizi kapatalım. Bakarsın rüyada buluşuruz. Belki o zaman bugün sorduğum sorunun da cevabını almış olurum. Ozan mı almış? Anne, ben çok mutluyum. Benim güzel kızım. Sen hep mutlu ol. Yüzün hep böyle gülsün. Seni kaybedeceğim diye çok korkmuştum. Ama bak, şimdi kendi evimizdeyiz. Mutluyuz. Daha da güzel günler göreceğiz. Kek yaptım. Çay da demlerim. Birlikte yeriz değil mi? Hadi sen çiçeklerini vazoya koy. Tamam. Koyarım.
İyi geceler güzellik. Seni seviyorum. Ozan geç gelecek herhalde. Telefonu cevap vermiyor. Bir şey de söylemedi. Bilmiyorum ki. Ya Jülde teyze, ben de seni böyle bekletiyorum ama hani bir işin falan varsa eğer. Yok tatlım, işim falan yok da. Ben sana üzüldüm, çok bekledin. Neyse. Gelir şimdi birazdan, tamam? Ozan. Hoş geldin anneciğim. Pek mutlusun, hayırdır? Yakında öğrenirsin diyeyim. Aa. Hoş geldin Berşin. Sen de hoş geldin. Aa, ben şey için gelmiştim. Ders notları için. Ha. Ben ders not tutmadım ki. Ha. Peki birlikte çalışsak olur mu? Hem sen bana anlatmış olursun. Ben bugün biraz erken yatacağım. Görüşürüz. İyi geceler. Allah'ım inanmıyorum ya. Beni seviyor. Eylül. Kahve hazır değil mi daha kızım? Aa, bana bak. Kızım sen ne böyle kendi kendine sırıtıp duruyorsun? Anne, ben sana babamın yanında anlatamadım. Yaz var ya, yalan falan söylemiyormuş. Zengin değilmiş. O araba da ev sahibinin arabasıymış. Hepsini ev sahibi anlattı. İyi. Aferin. Dürüst çocukmuş. Ha. Sen niye böyle ocak başlarında kül kedisi gibi sırıtıyorsun bakayım, onu söyle. Yok yok, başka bir hal var sende. Söyle bakayım, söyle. Yok canım, ne olacak? Eylül, annelerden bir şey saklanmaz. Söyle kızım hadi. Tamam ama kızmak yok. Eylül şu lafı geveleme de söyle annem. Anne. Biz yazda sevgili olduk. Ne? Ya Eylül ama kahveyi taşırdın ha. Ay dur şey. Sen ne büyük adamsın be. Eylül'e böyle ev sahibi numaraları falan yapmalar. Bak sen onu yapmasaydın var ya, Eylül beni asla affetmez. O nasıl söz ağam ya, görevimiz laf olmaz. Ama sana söz, nikah şahidim kesinlikle sen olacaksın. Hay yaşa be, kurban olurum sana. İşin gerçeğini yine anlatamadım. Ama doğru bir zamanda söylemem gerekiyor. Şu an olmaz. İkinci bir krize hiç gerek yok. Doğru dedin ha. O da olur ya, bir gün. Boş ver. Abi. Ben o kızı çok seviyorum be. Sana yemin ediyorum çok seviyorum. Tamam abi, anladık onu ya. Ya abi seviyorum diyorum sana. Eylül'ü ben çok seviyorum be. Ay yaşa sen ya. Eylül, seni çok seviyorum. Anne, bir şey demeyecek misin? Ne söyleyeyim Eylül? Yani Yaz iyi çocuk belli. Ama biz babanı ne yapacağız? Ha? O çocuğu kötü biliyor sonuçta. Anne, Yaz öyle biri değil aslında. Babamın bunu görmesi lazım. Dur, dur. Tamam artık, münasip zamanını bulup usulünce söylerim ben. Ama sen bana bak, babana hiçbir şey duyurmayacaksın. Nasıl oldu bu iş? Hı? Oldu işte. Ben de anlamadım ki. Böyle bir sabah uyandım.
Aklımda hep Yaz. Nereye baksam o. Sanki hep o varmış hayatımda. Onun olmadığı zaman hiç olmamış gibi. Ah be Eylül. Gel bakayım buraya, gel. Benim küçük kızım büyümüş de gönlünü birine mi kaptırmış? Yakında yuvadan da uçup gidersin. Ay, yok anneciğim, daha üniversite okuyacağım ben. Eylül, Nurhan. Nerede kaldı kahveler yahu? Getiriyoruz Yaşar, getiriyoruz. Kim bilir neler yaptılar birlikte. Kim? Kim olacak? Ozan'la Aslım. Dedim ya gördüm diye. Bütün gün birlikte takılmıştır onlar. Aslım kaçırılmasını kullandı, Ozan'ı bağladı kendine. Anası ne ki kızına olsun. Maşallah iyi biliyorlar işlerini. Jülidelerde de pişkin pişkin yayılıp oturdular. Hıy, delirecektim vallahi. Böyle ikisini bir kaşık suda boğmak istedim. Görgüsüzler. Fırsatçılar. Yeni mi Sibel? Bıkmadın mı insanların arkasından konuşmaktan, iftira atmaktan? İftira mı? Ben söyleyeceğim söyledim Sibel. Aslıma da, annesine de kötü davranmayacaksın. Rahat bırakacaksın. Hatta hatırım için iyi davranmaya bile çalışabilirsin. Lütfen. Rica ediyorum. İyi davranacakmışım. Görürsün sen. Telefonum nerede? Aslım, hadi kızım, kahvaltı hazır. Efendim Sibel Hanım. Hediye Hanım,
Bugün bana temizliğe gelebilir misiniz müsaitseniz? Yoksa başkasını mı çağırayım? Tamam, ben gelirim. Tamam, anlaştık. Günaydın anneciğim. Günaydın bir tanem. Anneciğim, senin canın sıkkın gibi bir şey mi oldu? Yok canım. Benim kızım iyi, yanımda, gayet mutlu. Benim niye canım sıkılsın ki? Annem benim. Hadi bakalım kahvaltıya. Yaşar dur, ben yardım edeyim. En basit işi bile yapamıyorum Nurhan. Hiçbir işe yaradığım yok. Öyle koca olmaz olsun. Bu sakat elime de lanet olsun. Bu nasıl söz öyle Yaşar? Tövbe de. Sen benim yanımdasın ya. Ama ben dünyanın en mutlu kadınıyım. Senin gibi bir kocam var. Eylül gibi cam bir kızım var. Daha ne isteyeyim be adam? Bu el var ya bu el. Bu el senin alın terin. Senin emeğin. El bizim namusumuz, şerefimiz Yaşar. Bu el soframıza ekmeği getirdi. Bu el büyüttü kızımızı. Bu el anca öpülür Yaşar'ım. Öyle konuşma. Başını da önüne eğme. Başını önüne eğecek biri varsa o sen değilsin Yaşar. Patronun olacak adam. Allah onu nasıl biliyorsa öyle yapsın. Kul hakkı yarına kalır ama yanına kalmaz kimsenin. Yaşar, çok geçmiş olsun. Korkuttun bizi vallahi. Adnan Bey, ağrıyı kesmek için iğne vuracaklardı. Kimse gelmedi. Gelirler, gelirler. Hem senin ciddi bir şeyin yok. İyisin maşallah. Doktor ölümden dönmüşsün dedi. Doktorlar boş bahs. Hem senin bir şeyin yok. İki güne ayağa kalkarsın. Bir dahakine dikkat et. Bozuşuruz ha. Atlan Bey. Makine arızalıydı. Müdürlere dedi. Şeflere dedi. 50 kere söyledi. Değiştiremeyiz dediler. Pahalı dediler. Bana bak Yaşar. Şimdi makine bozuk mozuk diye bizi suçlama. Kendin ettin, kendin buldun. Her sakarlık yapana tazminat ödeyecek kadar zengin değilim ben. Hakkın var Nurhan. O adam hayatımızı mahvetti gitti. Şimdi elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Bedelini ödemedi. Ama ödeyecek. O mahkeme sonuçlanacak. Kendi de hapse girecek. Bundan sonra kimsenin hakkını, emeğini çalamayacak. Ef-
Efendim, Yaşar Bey davadan vazgeçmemiş. Neyine güveniyor bu adam? Bu iş böyle olmayacak. Fikir, birkaç adam ayarla. Ama bizimkilerden olmasın. Yeni adamlar. Şu Yaşar Efendi rahat durmuyormuş. Güzel bir dayak yemeyince akıllanmayacakmış. Adamlar ağzını burnunu kırsınlar. Acımasınlar. Hadi. Peki ağam. Sen daha kiminle uğraştığını anlayamamışsın Yaşar Efendi. Aslı. Kızım. Hoş geldin. Hoş geldin. Ya geçin hadi oturun şöyle. Evet. Bunlar da müessesemizin küçük bir ikramı. Yılın en iyi çifti olmanızı kutlayalım dedik. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Vallahi Ozan'ın bu kadar zevksiz olduğunu ben de bilmiyordum. Yemin ederim bu kız benim elimde kalacak. Çıldıracağım. Varoş ya. Öyle deme Berçin. Bence çok tatlılar. Bir de bana sor. Elim ayağım titriyor resmen. Arkadaşlar hukuk tarihi dersi iptal. Hoca gelmeyecekmiş. Hadi yapma be. İşte ya. Boşu boşuna geldik okula desene. Hiç de bile. Hadi kalk. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Kalk. Ya. Ozan Yıldırım'ın test sonuçları geldi. Hastanın durumu hiç şaşırtıcı değil. Kan zehirlenmesi şüphem doğru. Hastaya hemen ulaşın. 24 saati bile yok. Bu akşama kadar müdahale edilmezse hayatını bile kaybedebilir. Oo gençler, ne yapıyorsunuz bakalım? İyiyiz hocam. Hukuk tarihi dersi boşmuş. Biz de Aslı'nla beraber bir yerlere gidelim dedik. Güzel. Gezin. Ozan! Aslım! Berçin geliyor. Şimdi o da bizimle gelmek isteyecek. Hayatta gelemez. Biz kaçalım hocam. Yakalanacağız yoksa. Kimse peşinize takılsın istemiyorsanız bence telefonlarınızı kapatın. Hemen kapatıyoruz hocam. Görüşürüz. Telefonunu kapat ki doktorlar sana ulaşamasın Ozan Efendi. Efendim anne. Eylül, bak ne diyeceğim. Benim aklıma bir şey geldi. Bu Yağız'la babanın arasını yapmak için. Ha, biz bunları tesadüfen karşılaştırsak mesela. Ha, ben de Yağız'ı ilk kez görüyor gibi yaparım.
Şimdi ben babanı bugün alışverişe götüreceğim zaten. O hep gittiğimiz mağaza var ya. Ha, üstüne başına bir şeyler alacağım. Yaz da oraya gelse, böyle tesadüf etseler. Hayır, baban zaten öyle insan içinde çok fazla bir şey diyemez. Ha. Gerisi de Allah kerim zaten. Ben teraziyi sen bu buluşmayı bozarım. Tamam yavrum. Hadi. Efendim doktor bey, nasılsınız? Jülde Hanım, Ozan Bey'e ulaşamadım, o yüzden aradım sizi. Oğlunuzun bir an evvel hastaneye gelmesi lazım. Neden? Bir terslik mi var yoksa? Ne yazık ki var Jülde Hanım. Şu an zamanla yarışıyoruz. Oğlunuza bir an evvel ulaşmazsak hayatı tehlikeye girecek. Yine nereye gittiğimizi söylemeyecek misin? Hayır. Peki. Ben zaten seninle nereye olsa gelirim. Ya biraz daha hızlı. Arabayı kaybetmememiz gerekiyor. Şuradan sola girdiler. Ağaçlıklı yola doğru gidiyorlar. Çabuk. Yaz, sen de mi buradaydın? Merhaba Elif, ne güzel bir tesadüf. Ya. Merhabalar. Senin ne işin var burada? Yok. Kapalı telefonum. Hiçbir yerde yok. Ulaşamıyorum. Benim Ozan'ı bulmam lazım Mümtaz. Bir an önce bulmam lazım. Hayatı tehlikede diyorlar. Bir an önce onun hastaneye gitmesi lazım Mümtaz. Jülide. Tamam hayatım. Sakin ol. Biz şimdi arkadaşlarına sorarız. Okuldadırlar. Merak etme. Gel. Jülide sen merak etme. Biz haber vereceğiz Ozan'ı bulunca. Tamam canım, hadi görüşürüz. Hocam Ozan'ı mı arıyorsunuz? Ben aslında ikisini okuldan çıkarken gördüm ama. Neredeler şimdi? Nereye gittiler biliyor musun? Ne yazık ki hocam, hiçbir şey söylemediler, bilmiyorum. Mümtaz, kalk eve gidelim. Jüli de panik yapar şimdi. Sana bir sır vereyim mi?
burada ömrümün sonuna kadar yaşayabilirim. Ben olduğum sürece sorun yok. Böyle yapıyorsun Allah aşkına. Ya çocuk nereden bilsin bizim burada olduğumuzu? Hemen çocuğu savunma. Yaşar bak, bu iyi bir çocuğa benziyor. Hem kötü biri olsa niye uğraşsın senin kızın okusun etsin diye? Ya çocuk çaba harcamış o kadar kız dershaneye yazılsın diye. Bak hukuk okuyormuş. Belli ki akıllı azimli bir oğlan bu. Koray ne dedi bu çocuk için? Mafya plan demedim. Aman. Ay bırak Koray'ın ne dediğini sen şimdi. Bu çocuk kızımızın iyiliğini istemiş. Hadi gel biz bir şans verelim buna. Canım gidelim bir çay içelim. Yani tanışırız, konuşuruz, ne olacak? Hayır desem akşama kadar söylenirsin. Peki tanıyalım bari. Hadi o zaman. Bize gidelim bir çay içelim. Oğlum dururken bu tip size Eylül'ü kaptırırsam bana da razı edemezsinler. Maalesef canım, maalesef. Yine aynı kadını almak zorunda kaldım. Evet içime sinmemişti ama işte kadın bulmak zor. Mecburiyetten çağırdık. Yavaş. Bana bak, düzgün iş yap vallahi keserim yövmeyenden. Hiç acımam. Kapı. Tamam kapatıyorum. Ne oluyor canım? Ne bu hal? Sibel, Ozan. Ne? Gerçek mi Ozan? Gerçek aslında. Hem de hiç kimsenin bozamayacağı bir gerçek. Hanımefendi, gelecekseniz gelin. Daha fazla bekleyemem burada. Aracı teslim etmem lazım. Patlama, geliyorum. Şimdi düzgün gitsin, dişimi kıracağım ya. Hadi bana kimsenin bilmediği bir sırrını söyle. Ya hadi mızıkçılık etme. Söz verdin. Ne oldu? Yaran değil mi? Hani iyileşmişsin Ozan? Yok. İyiyim ben, merak etme. Değilsin. Yaran aç. Bakacağım. Aslım, iyiyim ben. Lütfen diyorum. Yaran aç, gözlerimle göreceğim. Mosmor olmuş. Ya Ozan sen delirdin mi? Dolaşılır mı böyle? Hadi kalk gidiyoruz. Panik yapma. Ne hastanesi? Otur. Hadi. Otur. Kendimi kötü hissetsem söylerim. Bu morarma normal. Hem hastanelerde bile bulunmayan bir ilaç taşıyorum ben yanımda. Ne ilacı? Sen? Benim her derdimin ilacı sensin aslım. İşte sırrım bu.
tek ilacım sensin. Henüz kimsenin bilmediği. Baba, hadi şunu giy de üşüme. Anlat bakalım. Necisin, kimsin? Anam baban ne iş yapıyor? Adanalıyım ben. Hukuk fakültesinde okuyorum. Eylül'ün çalıştığı okulda. Onları biliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Peki baban ne işle uğraşıyor? Babam tekstil işiyle uğraşıyor. Dükkanı mı var? Yok. Dükkanlarımız yok. Ha, pazarda tezgah falan açıyor herhalde. Ha? Evet, tezgahları var. Pazarda çalışıyor. Su ver, su. Ay, ne yapıyorsun? O öyle içilir mi? Yandım. Al. Teşekkür ederim. Adamlar hazır mı? Hazır ağam. Sen iste, şimdi gidip ağzını burnunu kırsınlar Yaşar'ın. Şimdi olmaz. Yalnız yakalasınlar. Yok, Aslı'mın da telefonu kapalı. Berçin de açmıyor. Allah'ım sen oğlumu koru. Sen oğlumu koru Allah'ım. Sibel, benim oğlumu bulmam lazım. Bulmam lazım Sibel. Bulacağız Jülide, bulacağız. Bak Tarıklar yolda. Ah Jülide, ah. Ben boşuna mı söyledim? Gezip tozduğu insanlara dikkat etsin diye. Bak çocuk yine tehlikede. Gördün mü Hediye Hanım? Kızın yine yakınlarda. Ozan yine zarar görüyor. Neden avukat olmak istiyorsun peki? İnsan kendisine yapılana dayanıyor. Ama karşında çaresiz birini görünce ve o çaresiz birisi masumsa bu çok ağır bir duygu. Ben çaresiz umut olmak istiyorum. Haksızlığa uğrayanın yanında olmak istediğim için avukat olmak istiyorum. Hoş geldiniz Raziye. Hoş bulduk. Yaşar abim nasılsın görüşmeyeli? Ver elini öpeyim. Ver Hudaroğlu evladım geç otur. Eylül sandalye getir. Aa. Kız bu köyde Nuran'ı kurtaran çocuk değil mi? Çocuk köyde miydi Raziye Hanım? Evet. Ben pot kırdım. Yaşar Bey belki de ben benzetmişimdir. Siz benimle iki saattir dalga mı geçiyorsunuz Nuran? Hani bu çocuğu tanımıyordun?
seninle ne konuşmuştum? Senin kızımın etrafında dolaşmanı istemiyorum dediğim halde sen benim sözümü çiğneyip kızımın peşinden köye mi gittin? Yıkıl karşımdan! Gözüm görmesin seni. Yaşar amca. Ben Ozan'ın nerede olduğunu biliyorum. Ne şanslıyız. Niye? Bizim dileğimiz kabul oldu. Bir gün birbirimizi kaybedersek eğer, olur ya yazlar kış olur, olur ya güneşin doğmayası gelir, olur ya dünya yıkılır yenilir. Eğer bir gün birbirimizi kaybedersek aklımızı kaybetmişiz demektir. İşte o zaman seni bu ağacın altında bekleyeceğim. Bütün dünya bir olsa karşımızda da dursa ben seni hep burada bekleyeceğim. Sen. Zaman ne çabuk geçiyor. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Tanıştıktan sonra beraber geçiremediğimiz vakitlere. Belki o kadar huysuz olmasaydın şimdi bu kadar vakit kaybetmiş olmazdık. O senin huysuzluğundan olmasın. Aslında ben daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Seninle aynı masada yemek yemek istiyorum. Aynı sabaha uyanmak istiyorum. Ailelerimiz ne olacak peki? Okulumuz ne olacak? Değişen bir şey olmayacak ki. Yine beraber gidip geleceğiz. Hem bir zamandan sonra anlayış göstereceklerdir. Ay Nurhancığım, ben istemeyerek pot kırdım. Ay şu çenem tutulaydı. İyi oldu Raziye Hanım. Sayende gerçekler ortaya çıktı. Yaşar nereye? Senin yalanlarının olmadığı bir yere. Thank you.
Abi her şey mahvoldu ya. Ne yapacağım ben şimdi? Vallahi ağam, ben de bilemedim ki. Çok kızdım adam. Kızması bir şey değil ki abi. Üzdüm. Hayal kırıklığına uğrattım adamı. Kim bilir evlerine söylemiştir. Ağam. Neyse boş ver. Araba şurada. Gel arabada konuşalım. Yok abi. Ben dayanamıyorum bak. Ben bu şekilde yaşayamıyorum yani. Yaşar amca her şeyi anlatmam lazım benim. Ağam. Ağam. Bir şey demeyecek misin? Ben çok korkuyorum Ozan. Hem de çok. Sanki bu kadar mutluluğu kaldıramayacakmışım gibi geliyor. Sonunda kötü bir şey olacakmış gibi. Yeniden sor. Efendim? Yeniden sor. Evlenme teklifini. Aslı. Sevgilim. Benimle evlenir misin? Evet. Tüm benliğimle evet. Prensesim benim. Ömrümün sonuna kadar seni hep mutlu edeceğim. Hadi gel. Biz de dilek dileyelim. Ömür boyu mutlu olmak için. Allah'ım sen yardım et. Sen yardım et, bir an önce oğlumu hastaneye yetiştirebilelim. Yani Jüri de yatsın kalksın Berçin'e dua etsin. O zaman onun sayesinde bulacağız. Hayır konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama her şey ortada işte. Ozan ne zaman Aslı'nın yanında olsa başı beladan eksik olmuyor. Bu kaçıncı? Sibel. Şimdi sırası değil. Ha yine ben kötü oldum yani. Anlamak mümkün değil. Şşş babalı. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Adnan Bey'in selamı var. Davadan vazgeçeceksin. Anladın mı? Vazgeçmeyeceğim. Vazgeçeceksin. Yaşar amca. Vazgeçeceksin. Bırakın lan adamı. Yaşar amcam, iyi misin? Gel Yaşar amcam, gel. İyi misin Yaşar amcam? O kadar mutluyum ki. Keşke hep böyle kalsak. Hep senin yanında olsam. Sonsuza kadar beni böyle sarsan. Seni seviyorum. Bunu hiç kimse
hiçbir şey değiştiremez. Son nefesime kadar da seveceğim. Ben de. Annemi, beni bırakıp gitmene değdi mi? Annemi yüzüstü bıraktın. Gittin Jülide ile evlendin. Ozan doğdu. Biricik oğlun Ozan. Neden baba? Neden sevmedin bizi? Bak şimdi Ozan ölüyor. Neden biliyor musun? Senin yüzünden. Başına bırakıp gitme. Sensiz ben yapamam. Kaybolurum. Aşksız, kimsesiz kalırım. Durumu son derece kritik. 48 saat içinde uygun böbrek bulunmazsa
Sırasıyla karaciğer ve diğer hayati organlar iflas edebilir. Kurtarın oğlumu ne olur. Ne olur doktor bey, yalvarırım, kurtarın oğlumu. Doktor bey, peki biz ne yapabiliriz? Öncelikle veri tabanını araştıracağız. Uygun böbrek bulursak nakli hemen gerçekleştiririz. Onun dışında yapacak bir şey yok. Peki hemen bulunabilir mi? Umarım. Sırada birçok hastanın beklediğini de unutmayalım. Bulun doktor. Yalvarırım. Gerekirse benim canımı alın ama oğlumu kurtarın ne olur. Merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım. Hep bunların yüzünden. Şu anda içinde bulunduğum manzarayı görmeni çok isterdim anne. Fatih, neredesin? Güzel bir yerde. Ozan birkaç adım ötede ölümle pençeleşiyor. Bu duruma düşen insanlar cezalarını yavaş yavaş çekiyorlar. Ama gerektiği gibi sürünerek. Oğlum, ne olur kendine dikkat et. Bak, başına bir şey gelmesin. Ben sıramı savdum anne. Yaşayacağım bütün felaketleri insanlar yüzünden çocuk yaşta yaşadım ben. Babamı elimden aldılar. Seni, beni, babamı mahvettiler. Ama sıra onlarda. Ozan'ın değer verdiği herkese yakıp yıkacağım. Ama düzelecek. Bizim de acımız dinecek, hiç merak etme. Sonra arayayım mı ben seni? Tamam. Görüşürüz. Kızım, neredesin sen? Nereye kayboldun? Hadi gidiyoruz. Anne, yapma ne olur. Ben gidemem. Ozan beni arar. O beni bekler anne, ben gidemem. Ama kızım Jülide Hanım, anne.
Ozan bensiz dayanamaz. Bak biz birbirimize yemin ettik, söz verdik. O beni hissedemezse dayanamaz anne. Bak ben şimdi gidip Jülide Hanım'a her şeyi anlatırım. O da beni anlar, tamam mı? Jülide Hanım ben... Sen ne yüzle hala buradasın? Sana defol git demedim mi? Defol git. Jülide Hanım. Derseniz haklısınız. Ama ben gidersem Ozan dayanamaz. Ozan anlar, hisseder. Ne olur, ne olur yalvarırım izin verin burada kalmama. Yeter artık. Bu kadar insanı gerdiğin yetti. Çek git buradan. Sana ne söyleniyorsa onu yap. Ben gidemem. Biz Ozan'la birbirimize söz verdik. Ben gidersem Ozan hisseder, vazgeçer. Ben gidemem. Ne olur, ne olur size yalvarırım izin verin burada kalayım. Lütfen, lütfen. Yeter. Senin yüzünden oğlum bu halde. Senin yüzünden yaralandı. Senin yüzünden doktora geç kaldı. Götürün şunu. Gözüm görmesin. Hadi kızım. Hadi ya. Hayır. Defol git. Bir daha oğlumun yanına yanaşmana izin vermeyeceğim. Yeter. Bir daha ona zarar vermene izin vermeyeceğim. Tarık. Tarık. Hak etti. Onun yüzünden oldu. Eğer ben Ozan'ın yerini biliyor olmasaydım, Ozan şimdiye çoktan ölmüştü. Berçin. Hata yaptın. Çok büyük hata yaptın. Yağız'ın köye gittiğini hiçbir zaman söylemeyecektin Yaşar abiye. Berbat ettin her şeyi ya. E ne yapsaydım Koray? Senin gibi boş boş oturup öyle izlese miydim? Kız elden gidiyor. Senin gibi öyle oturup da çay kahve içip muhabbet mi etseydim? Asıl şimdi gitti Eylül elden. Sen bu saatten sonra o kızın benim yüzüme bakacağını düşünüyor musun ha? Ya sen ne diye gidip fiştikliyorsun Yaşar abiye durumu? Ha, Nuran yengeye de çok kaybettin bak. Kadını kocasının göz önünde yalancı durumuna soktun. Ha. Oğlumuzun iyiliğini istedik, suçlu olduk yani. Laflara bak. Çok biliyorsan kendin halletseydin işini. Halledecektim elbet. Edecekmiş. O Yağız denen çocuk ortalarda dolanırken zor hallederdin. Kafan basmıyor ki. Yat kalk da anana şükret. Ben her şeyi senin için yaptım. Bir düşün bakalım şimdi. O çocuk Eylül'e yaklaşabilecek mi? Açmıyor mu hala? Hı? Yok. Açmıyor. İlaç saati geldi. Babam hala ortada yok. Hiç böyle yapmazdı. Bunca zaman bağırırdı, çağırırdı, çeker giderdi. Ama arayınca açardı. Hiç
böyle bu saate kadar gelmediği de olmadı. Çok kızgın bize değil mi baba? Hep benim yüzümden. Ben ne diye yalan söyledim ki Yaşar'ıma? Her şeyi mahvettim. Sağ ol evladım. Sen yetişmeseydin beni hastanelik edecekti o adiler. Kim bu adamlar? Ne istiyorlar senden? Alacaklı olduğum bir dava var. Bu konumun çolak kaldığı kazanın tazminatı davası. Eski patronum olacak düzenbaz. Davadan vazgeçeyim diye adam tutup dövdürttü beni. Amca, açmayacak mısın? Belli ki merak ediyorlar. Şu anda açıp ne diyeyim? Nuran beni böyle görürse perişan olur. Ah, gençliğim de olacaktı ki. Ben onların hepsini sıraya dizip tek tek döverdim. Ama... Hadi gel ben seni Emine bırakayım. Şu halde ağzı burnu dağılmış bir şekilde ben ailemin karşısına çıkamam. Sen git. Ben bir hal çaresine bakarım. Elinden gelenin fazlasını yaptın zaten. Allah razı olsun. Yaşar amcam, ben bir şey yapmadım. Babam yaşındaki adama öyle saldırılınca boş duramazdım. Sen orasını boş ver. Bak, eğer evine gidemiyorsan gel bende kal. Gerek yok oğlum. Ben bir şeyler yaparım. Yaşar amcam, ya seni evine götüreyim? Ya da gel bende kal. Hem ben seni burada bu şekilde bırakamam. Ben bir şey pansiyona falan giderim yani şey yapmış. Yaşar amca lütfen. Hadi gel. Onunla inanmıyor bana. Siz bari inanın. Ozan'a gitmem lazım benim. Elini tutmam lazım. Dön demem lazım. O beni hisseder. Kızım. Aslı. Aslı. Ozan. Tamam mı? Hiçbir yere gitmem. Hep yanındayım. Ozan, aşkım. Ben sözümüzü tutacağım. Sen de tut, tamam mı? Hani o gün... Bana söylemiştin ya, hepsini ezberledim. Bir gün bizi ayırmaya kalksalar bile, bütün dünya bir arada olup karşımızda dursa da, ben seni hep bekleyeceğim. Olur ya, yazlar kış olur. Olur ya bir gün güneşin doğmayası gelir. Dünya yenilir, yıkılır. Biz birbirimizi kaybettiğimiz gün aklımızı kaybetmişiz demektir. O zaman ben seni o ağacın altında bekleyeceğim. Tamam mı? Ben hep yanındayım aşkım. Söz hep buradayım. Hep seninle. Aşkım. Aşkım ben buradayım. Hanımefendi, burası yoğun bakım odası. Ne işiniz var burada? Benimle konuştu. Ya, bana cevap verdi. Çıkar mısınız dışarı? Ozan,
Aşkım ben hep yanındayım. Hep seninleyim. Tamam mı? Hep buradayım. Ne olur çabuk iyileş. Lütfen çabuk iyileş. Tamam. İyileşecek. İyileşecek. Merak etme. İyi ki kimse görmedi. Aslı. Jülide'nin sinirleri çok bozuk. Ne yaptığını bilmiyor. Oğlu neticede. Anlayış göstermek lazım. Jülide Hanım'a kızmadım ki. Çok korktu. Çok üzüldü. Hem haklı da. Ozan benim yüzümden yaralandı. Senin hiçbir suçun yok kızım. Her şey Cengiz yüzünden oldu. Ama Jülide Hanım bir konuda haklı. Biz ayrı dünyaların insanıyız Tarık Bey. Ne zaman bu ikisi birbirine karışsa birinin canı yanıyor. Biz çok farklıyız. Hediye Hanım, ben... Lütfen, lütfen. Hadi siz ailenizin yanına dönün. Bir de burada olduğunuz için olay çıkmasın. Biz başımızın çaresine bakarız. Teşekkür ederiz. Hadi kızım. Anne Ozan. Kızım. Lütfen. Hadi. Ağam Yaşar meselesi tamam. Adamlar aradılar. Halletmişler. İyi. Hastanelik olmuş mu? Ağam şöyle, bunlar Yaşar'ı tepelerken biri yardıma koşmuş. Son anda almış ellerinden. Yine iyi dövmüşler. Hastanelik olmamış ama mesajımızı almıştır. İyi, tamam. Davayı çekecek kadar aklı başına gelsin yeter. Ha, bana bak. Yağız'la Seyfe'ye ulaşamıyorum. Şimdi fırla git, evlerine bir bak gel. Hadi. Emredersin abi. Gel Yaşar amca. Etraf biraz dağınık. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın ya. Şöyle. Bırak evladım, bırak. Bekar adamsın. Biraz dağınık olur. Bırak. Tamam. Siz şöyle oturun. Ben de size bir su getireyim. Sizin için şu şekketi hazırlayalım. Rahat rahat dinlenirsiniz. Eski biraz ama şekket rahattır. Ben de size bir çorba hazırlayayım. Evladım uğraşma çorbakla, bırak. Ya altın bir çorba. Ben buraları toplayayım. Eğer bir ihtiyacınız olursa seslenmeniz yeterli. Sen niye açmıyorsun telefonu? Bir bak biz burada meraktan öldük ama. Nurhan bağırma, iyiyim. İsmail'de kalacağım ben bugün. İsmail mi? İsmail kim? Tanımazsın, benim bir arkadaşım. Yaşar, hadi kalk gel evine. Ne işin var canım senin elin adamının evinde? Ben nasıl uyuyacağım sensiz Yaşar? Bak çocuk da meraktan öldü burada. Hadi kalk da gel evine. Nurhan sonra konuşuruz, kapatıyorum. Yaşar, Yaşar! Geliyor muymuş? Neredeymiş? Arkadaşında kalacakmış. Arkadaşında mı kalacakmış?
bunca sene o kadar didiştik, kavga ettik. Hiç böyle eve gelmediği olmamıştı. Ama bak, bu gece gelmiyor işte. Yaşar o. Anne. Berçe, hadi kızım sıra sende. Tamam. Test sonuçları yarın belli olur. Ne kadar çok insandan örnek toplarsak uygun böbreği bulma şansımız o kadar artar. İnşallah. Siz de verecek misiniz? Tabii vereceğiz Jülide. O nasıl soru? Elbette Jülide. O zaman bu durumdayken elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Önemli olan onun sağlığı. E o zaman Berçin'den sonra siz verirsiniz. Sizler buyurun. Basit bir işlem. İkinizden de alsınlar. Umarım birinizinki tutar da gerekli nakli gerçekleştiririz. Peki. Hadi Sibel. Girelim. Fatih Bey. Siz de verecek misiniz? Yani bunu sizden istemem hiç doğru değil biliyorum ama... Oğlum bu haldeyken... Yok yok Jülide Hanım, olur mu hiç? Yani diğerleri çıktığında ben de girip vereceğim. Ozan benim kardeşim gibi sevdiğim bir insandır. Ona yardımcı olmak isterim. Çok sağ olun. Tarık sizin çok iyi bir insan olduğunuzdan hep bahsetmişti. Çok haklıymış. Jülide Hanım, doktor bey sizi odasında bekliyor. Ben de gideyim Jülideciğim. Gözümün önünde geberip gitse... bir damla su vermem de oğluna. Umarım dokularımız uyuşur da... oğlunu kurtarmama zevkini yaşarım. Daha yeni buldum ben onu anne. Daha yeni kavuştum. Ömrümde bir adama ilk kez güvendim ben. Biliyor musun? Ozan'ın yanında, onun gözlerine bakarken, onun gölgesi üstümdeyken sanki babasız değilim ben. Hayattayken ölü olan babam yüzünden hiç ağız dolusu gülemedik biz. Ama Ozan'ın yanındayken babam da vardı sanki anne. O benim ailem, evim, yuvam, babam, sevgilim, her şeyimdi. Anne, ben ne yapacağım şimdi? Yapacağım ben. Ne yapacağım? Benim canım çok yanıyor anne. Benim canım çok yanıyor. Bunu da atlatacağız.
Damarlarında onun kanı dolaşırken pes etmezsin, biliyorum. Doğduğunda o minicik gözlerini açıp bana baktığında sana bir söz vermiştim. Her zaman yanında olacağım. Senin için mücadele etmekten hiç vazgeçmeyeceğim demiştim. Hadi anne. Hadi anne. Aç gözlerini. Tekrar bak bana. Bak. Ben sözümü tuttum. Annene, annem. Ozan. Lütfen halledin. Halledin lütfen. Ozan. Ozan. Keşke burada olsan anneciğim. Keşke burada olsan da bizim hayatımızı çalanların nasıl süründüğünü görsen. Ozan'a bir şey oldu. Benim onun yanına gitmem lazım. Anne. Tamam bir tane, tamam. Ozan. Dua et kızım. Dua et. Seslen Ozan'a. O seni duyar. Seslen. Ozan. Ozan. Annem, annem gitme.
Ozan dur. Söz vermiştim. Beni bırakıp gitmeyecektin. Yanımda kalacaktın. Sensiz ben ne yaparım? Yüzünden durum işin bir iki. Allah'ım. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Doktor Bey, peki niye böyle oldu? Beklenmedik bir durum değil aslında. Bu ataklar tamamen normal. Makineler sayesinde hayatta tutmayı başarıyoruz. Kalbini tekrar çalıştırmayı başardık. Fakat kan değer durumları hiç iyi değil. Yani ağlamak dışında bir şey yapıyor olmamız lazım şu an. Evet, elimizden ne gelirse yaparız. Zaman tamamıyla aleyhimize işliyor hanımefendi. Şu an tek yapmamız gereken şey bir an evvel uygun böbreği bulmak. Yoksa... Öleceksiniz pislikler. Biz ne çektiysek siz bin katını çekeceksiniz. Nerede kaldın bu saate kadar? Yağız'da Seyfo'yu buldun mu? Bulamadık ağam. Kapıcıya da sorduk ama uzun zamandır gelmediklerini söyledi. Komşuları da görmemiş. Ne demek görmemişler? Nerede kalıyor bu çocuk? Bilmiyoruz ağam. Bileceksin! Gidin Ankara'nın altının üstüne getirin. Yağız'da Seyfo'yu bulun. Hadi! Rahatsız olmayın. Şunu da sırtınıza koyun. Böyle rahat rahat. Evladım olmadı ki böyle. Çok zahmet verdim ben sana. Ya, asıl siz kusura bakmayın. Önünüze sadece hazır çorbayla ekmek koyabildim. Ama yarın telafi edeceğim. Domatesle biber alırız. Şöyle çok güzel bir menemen yaparız.
oldu? Yaşar amcam. Ben kötü biri değilim. Değilsin evladım. İyi kalpli bir delikanlısın. Ben Eylül'e zarar vermem. Ama eğer sizin rızanız yoksa bir daha da görüşmem. Yarın okulda Eylül'ü görecek misin? Büyük ihtimal. Burada olduğumu söyleme. Olur mu? Tamam. Aramızda kalır. Yatakta ilk defa tek başıma yattım. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Çok gücüme gidiyor Eylül, çok gücüme gidiyor. Kıyamam ben sana. Ağlama ne olur. Ya dönmezse baba? Ya bizi terk ederse? Biz baban olmadan bir başımıza ne yaparız Eylül? Anne abartma ne olur. Öyle şey yapar mı babam hiç? Ah Yaşar ah. Şunca zaman bir kere gözün dışarı kalmadı. Bir kere ağzından olmadık bir laf çıkmadı. Çalıştı, didindi, ne kazandıysa hepsini evine getirdi. Ben ne yaptım? O melek gibi adama yalan söyledim. Allah beni kahretsin. Annem, anneciğim deme öyle ne olur bak. Sen merak etme. Babam gelecek. Biz ne olduğunu anlamadan içeri girecek. Kahvem nerede diye söylenecek. Şakalar yapacak. Seni sinirlendirecek. Tamam. Sen merak etme ne olur. Bu gelsin de. Ben ondan gelecek her türlü cefaya razıyım be Eylül. Yeter ki gelsin. Gelir değil mi? Gelir annem gelir. Kız küs müyüz? Ha? Küsme küsme dayanamam. Ya aman tamam tamam hadi huylandırma affettim. De. Hayırdır? Sabah sabah böyle iki dirhem bir çekirdek olmuşsun nereye? Şu Eylül meselesini çözmeye. Çözmeye? Aynen. Gideceğim açık açık konuşacağım. Bak kızım diyeceğim ben seni seviyorum. Durum bundan ibaret diyeceğim. Sen hasta mısın oğlum? Yo, aşığım. Dün olanlardan sonra sen böyle konuşursan sonuç ne olur sence? Bilmiyorum, göreceğiz ne olacak. Oğlum saçmalama ya, geç şu şuraya otur Allah aşkına Koray. Kızı hepten kendine düşman edeceksin, haberin yok. Bırak biraz zaman geçsin. Yo, zamana falan bırakamam. Hiç öyle bir niyetim yok. Bu ne ya, yekten çözeceğim olayı. Bekle bekle, neyi bekliyoruz arkadaş? Ay saçmalama Koray, gel buraya. İyi, bir çuval inciri berbat et gel. Ahmak oğlum. Eylül. Ne oldu? Senin yüzün ısınmış. Bak ben seni böyle özgün görünce içim böyle çok büyük kara bulutlar kaplıyor. Ve hepsi kalbime hapsoluyor. Yani çok korkunç bir durum. Perişan oluyorum. Abartma.
Yemin ederim. Böyle boğazın sıkılıyor gibi oluyor değil mi? Nefesin daralıyor. Aynen öyle. Benim de. Seni kötü görünce. Yaz. Canım çok sıkkın. Dün olanlardan sonra babam gitti. Hala dönmedi. Yarın okulda Eylül'ü görecek misin? Büyük ihtimal. Burada olduğumu söyleme. Olur mu? Sahiden mi? Bir arkadaşınla kalacakmış. Hepsi benim yüzümden. Benim saçmalıklarım yüzünden. Babam eve gelmiyor. Annem evde ağlıyor. Ya Eylül, senin ne suçun var ki? Babanın belki başka bir şeyle sıkılmıştır. O yüzden gelmiyor olabilir. Başka ne olacak Yaz? Babamın annemle benden başka hiç kimsesi yok. Senin köye geldiğini öğrenince çekti gitti işte. Annemle birlikte ona yalan söyledik diye gitti gelmiyor. Annem yazık. Sabaha kadar uyumamış. Cidden mi? Neyse. Ben şunları götüreyim. İş çıkışı görüşürüz. Görüşürüz. Seyfi'yi bulup getirdik ağam. Arayınca niye açmıyorsun? Sesi kısıktı ağam. Sebep? Kütüphanedeydim. Kütüphanedeydi. Evet. Peki inandık diyelim. Yağız nerede? Onun da mı telefonu sessizde? Şu an derstedir o tahminim. Bak Seyfo, bir kere soracağım. Adam gibi cevap ver, canını acıtmayayım. Yağız nerede? Yağız nerede? Diğer evde olabilir. Diğer evde mi? Evet. Düş önüme. Babamdan haberin var mı hiç? Aradı mı seni? Ya, ne oldu ki? Hiç. Bir sıkıntın var Eylül. Dün Raziye teyze sağ olsun köydeki meseleyi anlatınca babam da kızdı gitti. Telefonlarını da açmıyor. Annem ya. Böyle ağzından bazen bir şeyler kaçırıveriyor. Canım benim. Sen niye geldin abi? Ha. Benim seninle konuşacak bazı şeylerim var Eylül. İşim var, çabuk söyle. Tamam o zaman şöyle yapalım. Sen patrondan izin al. Ben de dışarıda seni bekleyeyim. Rahatça konuşalım. Ben niye seninle konuşmak için patrondan izin alıp dışarı çıkıyorum ya? Söyle ne söylüyorsan. Burada söyle. İyi tamam. Otur şöyle. Benim seninle ilgili bazı düşüncelerim var. Yani duygularım da var. Yani bunlar öyle kuru kuru hisler değil yani. Ciddi ciddi. Eylül ben seni seviyorum. Efendim Tarık Bey. Aa evet, ben Ozan'ı sormak için aramıştım da. Böbrek nakli mi? Donör bulunmuş mu peki? Of. Tabii, tabii gelirim. Yeter ki Ozan iyi olsun.
Tamam. Aslı! Kardeşim. Kardeşim. Aslı nereye kızım? Anne, benim Ozan için kan vermeye gitmem lazım. Belki benim böbreğim tutuyordur. Ya, bak lütfen. Anne hemen gitmem lazım, ne olur bırak. Kızım dur. Ne olursun bak, sana çok kızgınlar. Orada üzerler seni kızım. Jülide Hanım sana vurduğunda ben ölüyorum zannettim. Ne olursun yapma. Anneciğim, isterlerse öldürsünler. Benim Ozan'ın yanına gitmem lazım. Ben onsuz yaşayamam. Tamam gel, gel şöyle otur biraz, gel. Hayır, hayır, hayır. Hayır benim gitmem lazım, hemen gitmem. Kızım dur. Tamam bak şöyle yapalım. Ben gideceğim, tamam mı? Eğer uyarsa ben vereceğim böbreğimi. Ama sen burada dur. Evimizde beni bekle. Tamam mı? Ben seni arayacağım. Lütfen. Thank you.